Merhaba sevgili izleyiciler, bir 10 dakika programda daha beraberiz. Bildiğiniz gibi 10 dakikalarda ilginç, dikkat çekici sorulara cevaplar arıyoruz. Genellikle imani ve Kur'ani bahisler hakkında, dolayısıyla insani olan bahisler hakkında oluyor bu sualler. Bu hafta da yine öyle bir sual hazırladım sizler için. Mümin olmak hayatı bir beyaz sayfa olarak yaşamak mıdır? E, bu soruyu cevaplandıracağız. Bu soruyu 13. Leman'ın 6. işareti ekseninde cevaplandırmaya çalışacağız. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Lem'alar eseri'nin 13. leması 6. işareti. Peki bu soru neden mühim? Geçtiğimiz haftayı hatırlarsak, geçtiğimiz hafta insanın hayatı günahsız olabilir mi ve günah işlemesi imanına zarar verir mi? Bunu konuştuk ve günahların eğer akli bir yönünde yoksa mesela bir günahı sevap olarak düşünüp veya bir günahın günah olmadığını düşünüp o günahı işlemiyorsak eğer günah olduğunu biliyorsak ve içimizde bunun pişmanlığı varsa o günahın imanımızla ilgili olmadığını dolayısıyla imanımıza zarar vermediğini sadece amellerimize ve seyyiye defterimize zarar verdiğini konuştuk. İmanı daha çok akli bir alanda konuştuk. Günahları kuvve-i gadabiye ve şehviye ekseninde konuştuk. Bu hafta biraz daha insanın içine gidelim. İnsan hayatının her anını müminane yaşayabiliyor mu? Yani evet Aslı Saadet'ten çok güzel tablolar var, çok güzel Evliya Menkıbeleri var, hepimiz dinliyoruz, beğeniyoruz. Fakat gerçek hayat diye de bir şey var karşımızda. Ve gerçek hayatta hiçbirimiz o kadar mübarek, o kadar işte kusursuz, hata işlemez, günahsız değiliz. Ve çoğumuzun hadi sahada olmasın, hayat sahasında olmasın kafasının içinde bazen acabalar, yanlış düşünceler oluyor. İnsanız ve insan bunları kendinden ötede tutamıyor. Ya bu bir noktada fıtri bir şey. Hepimizde olan bir şey. Hatta çoğu zaman ibadetlere başlayan insanların veya iyi bir mümin olmaya karar veren insanların en çok çektiği çile işte o ilk dönemde yaşadıkları bu mükemmellik arayışı. Mesela namaz kılmaya başlıyor ama namazlarını öyle kılmak istiyor ki öyle mükemmel kılmak istiyor ki aklına namaz sırasında hiçbir şüphe gelmesin hiçbir hayal görmesin, namaz dışında hiçbir şey hatırına gelmesin. Fakat bu sahada mümkün mü? Değil. İşte bu noktada 13. Leman'ın 6. işareti bize insana ve insanın beynine, insanın dimağındaki meratiplere doğru bir şekilde bakmayı öğretecek bize. Ve Cenab-ı Hakk'ın ne noktaya kadar bizi serbest bıraktığını, ne noktadan sonra sorumlu tuttuğunu görmemizi sağlayacak. Ve bu noktada imana daha dengeli, imani hayata daha dengeli bakmamızı sağlayacak. Hemen metne geçelim. Metinden bir parça size okuyayım. Ondan sonra sorumuzu konuşalım. Buradan da takip edebilirsiniz ayrıca altın işareti. Şeytanın en tehlikeli bir desisi şudur ki, bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi yani küfrü hayal etmeyi tasdiki küfürle yani küfrü onaylamakla iltibas ettiriyor. Tasavvuru dalaleti, dalaleti tasavvur etmeyi dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes satlar ve münezzeh şeyler hakkındaki gayet çirkin hatıra, hatıraları hayale gösteriyor ve imkanı zatiyi, imkanı akli şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. Ve o vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehüm edip imandaki yakininin zail olduğunu zanneder, yese düşer, o yeğisle şeytana maskara olur. Şeytan hem yeğsini hem o zayıf damarını hem o iltibasını çok işlettirir ya divane olur yahut her çibadabat der dalalete gider. Yani bir insan böylesi vehimlerle, böylesi şüphelerle ya işte namazda aklıma şu geldi veya işte efendim şöyle şüpheler aklıma geliyor. Eğer bunların olmadığı bir kulluk düşlerse, bunun peşine düşerse iki seçenek karşısına çıkar. Çünkü bu talebi fıtri değildir. Bunlardan bir tanesi ya böyle de yaşanmaz bu çok zor deyip terk etmesi İslam'ı ve imanı terk etmesi çünkü fıtratına ters ve fıtrata uygun olmayan her şey fıtrat tarafından reddedilir. Ya buna gider veya hutta vesveselerle karışıklıklarla dolu bir tizlik hastalığı yakalanır ki bu takıntı hastalığı biliyorsunuz psikolojide de işlenen bir şey. Obsesif kompulsif bozukluk deniliyor. Yani bazen mesela eli temiz olduğu halde elini defalarca yıkayan insanlar var. İşte efendime söyleyeyim masası düzgün olduğu halde masasını takıntılı bir şekilde tekrar tekrar düzelten insanlar var. Bu neden oluyor? İşte şeytanın onlara vehim olarak attığı şeyi gerçek sanıyorlar. Tahayyülle tasavvuru tasdikle iltibas ettiriyorlar. Şeytanın bu desisinin mahiyeti ne kadar esassız olduğunu bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi burada icmalen bahsedeceğiz şöyle ki. Nasıl ki aynede yılanın sureti ısırmaz. Aynada yansıyan yılan bizi ısırmaz. Ve ateşin misali yandırmaz. Ve murdarın aksi telvis etmez. Öyle de hayal veya fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tahir etmez, hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaydedir ki daha tahayyülü şetim şetim olmadığı gibi Tahayyülü küfür dahi küfür değil ve tasavvuru dalalet de dalalet değil. İmandaki şek meselesi ise imkanı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ve o yakini bozmaz. Bu ne demek? Bediüzzaman Hazretleri bir kere de şunu karıştırmayın kesinlikle. Bir şeyin hayalinizde ve tasavvurunuzda olması o şeye sizin inandığınızı ve o şeyi desteklediğinizi kanıtlamaz. Yani insanın beynini parçalara ayırdı. Ya da insanın dimağını diyelim. Dimağdaki meratip açısından düşünelim. Çünkü Lemaat'ta Bediüzzaman Hazretleri aynı meseleden dimağdaki meratip olarak bahsediyor ve yediye ayırıyor. Tahayyül, tasavvur, tasdik vesaire devam ediyor. İltizam, itikat, tahakkul olarak devam ediyor. Yani bir şeyi hayal etmeniz, hayal ettiğiniz şeyi sizin öyle olduğunu düşündüğünüzü ve öyle olduğuna iman ettiğinizi kanıtlamaz. Aklımıza çok hayaller geliyor. Mesela uçabilmek geliyor. Koş işte suyun üstünde koşabilmek geliyor. Bunlar hayal olarak mevcut ve yapabilir miyiz? Hayal ediyoruz yani böyle çocukçasına. Büyükken bile rüyalarımızda böyle şeyleri görüyoruz. Peki böyle olduğunu bilmemiz onun sahada da öyle olduğunu düşündüm, düşünmemize delil olabilir mi? Hayır. Yani kime deseniz ki hadi Karadeniz'in üstünde koş. Koşmaz. Çünkü onun gerçekte olabileceğine inanmıyor. Sadece hayal dairesinde düşünüyor. Yani burada insanı sadece düşündüğü her şeyi tasdik eden bir makine olarak görmeyin diyor Bediüzzaman Hazretleri. İnsan farklı bir şey. İnsanın parçaları var ve bu parçalara göre Cenab-ı Hak bizi mesela şu dairedeki şeylerden sorumlu tutmazken ki bunların bizden bağımsız olduğunu, irademizle kontrol edemediğimizi de biliyor Cenab-ı Hak. Şuraya geçtiğinde bizi sorumlu tutuyor. Mesela ilim üretmek nasıl olur? Allah'ın varlığını ispat etmek için önce Allah'ın varlığına inanmayanların sözlerini dinlersiniz değil mi? Onlar neler söylüyor? Sonra onu cehretmek için bir an için onlar gibi düşünürsünüz. Hani eğer Allah olmasa kainat nasıl olurdu? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i diyor ki bize eğer Cenab-ı Hak'tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök dağılırdı. Yani burada mümkün mü? Değil. Ama bize o hali düşündürüyor ki yani onun mümkün olmayacağını düşündürüyor ki mümkün onun üzerine ispat etsin, delillendirsin. Bu açıdan biz de tasavvurumuzdan geçen, tahayyülümüzden geçen şeyleri tasdikle karıştırmamalı, onu imanımızdan sanmamalıyız. Ama tabii bizzat da onlarla meşgul olmamalıyız eğer sapkın görüşlerse ama irade dışı geliyorlarsa o bizden değildir. Ki zaten bir devamında diyecek bir zaman Hazretleri bizim onlardan rahatsız olmamız gösterir ki o bizden değildir. Mesela Barla Denizi su olarak yerin, yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakika batmış olsun. Ve batması mümkünattandır. Bu imkanı zati madem bir emareden neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Çünkü yine ilmi usuli dinde bir kaide-i mukarredir ki, yani bir emareden gelmeyen bir ihtimali zati ise bir imkanı zihni olmaz ki şüphe verip ehemmiyet olsun. İşte bu desise-i şeytaniye maruz kalan bir çare adam hakayık imaniye yakini böyle zati imkanlarla kaybediyor zanneder. Mesela Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında beşriyet itibariyle çok imkanı zatiyi hatırına geliyor ki imanın cezim ve yakinine zarar vermez. Fakat o zarar verdi zanneder zarara düşer. Demek ki burada esasında bizim kuşanmamız gereken şey şu biz insanız ama insan sadece akıldan ibaret değil. Ve insan aklına gelen her şeye hemen iman ediyor da değil. Aklın farklı mertebeleri var, farklı mertebeleri var dimağın. Bu noktada hayalimize gelen her şeye iman ettiğimizi düşünmeyelim. Ve hayalimize gelen her şeyin de sahada mevcut olduğunu düşünmeyelim. Bu ayrımı yapalım. Bu bizi şeytanın vesveselerinden koruyacak inşallah. Bir 10 dakikanın daha sonuna geldik. Bir dahaki 10 dakikada yine böyle meraklı bir sualin cevabını aramak üzere Allah'a emanet olunuz.